Sevgili seyirciler, bu ülkenin güneydoğusunda dağlar var. O dağlarda kanlı çatışmalar. Bu ülkenin büyük kentlerinin, metropollerinin de dağları var. O dağların adı ise varoşlar, yani gecekondu semtleri. Ve büyük kentlerin dağlarında son derece ciddi, son derece tehlikeli bir tırmanış söz konusu. Türkiye'nin en kanlı örgütlerinden DEVSOL, gecekondu semtlerinde kök saldıkça salıyor. Adını polis katlederek duyuran bu örgüt, militanlarını gecekondu semtlerinde buluyor. O semtlerden destek sağlıyor, hücrelerini o semtlerde oluşturuyor. Peki kim bu DEVSOL'cular? İdeolojileri ne? Nereden gelip nereye gidiyorlar? Rıdvan Akar bütün bu soruları DEVSOL'un lider kadrosundaki bir militana sordu. Örgütün tarihçesini inceledi. Başta da dedik ya, madem ki varlar, gözümüzü kapayarak onları yok edemeyiz. Dağların kanununu orada yaşayanlar koyar. Büyük kentlerin de dağları var. O dağlar varoşlar. Son 30 yılda bütün gelişmiş kentleri bir örümcek ağı gibi sardılar. Adeta şehirleri kuşattılar. Yeni bir yaşama biçimi ve kültürü ürettiler. Adlarını yaşadıkları konutlardan aldılar. Onlara gecekondulu dendi. İstanbul bir dünya kenti. 10 milyonu aşan nüfusunun yarısından fazlasını dağlarında yaşayanlar oluşturuyor. İşçiler, işsizler, işportacılar, kentin yoksul sakinleri burada yaşıyor. Yaşadıklarının özetine ekmek kavgası deniyor. Çok şey istemiyorlar. Madem ki İstanbul'da eski adıyla Dersaadet'te, mutluluk şehrinde yaşıyorlar, onlar da bir tutam saadet istiyor. Hem de çığlık çığlığa. Ama çığlıkları havada kalıyor. Havadaki o çığlığa başkaları sahip çıkıyor. Örgütler o çığlıklarla besleniyor. Çığlık yükseldikçe örgüt güçleniyor. Örgüt güçleniyor, kendince bölgeyi kurtarıyor. Kurtarılmış bölgeler işte böyle doğuyor. Onlar devlete küstüler. Yol, su ve elektrik istediler. Hastaneyi ve okulu özlediler. İnsanca muamele istediler. Ancak devlet onlara dozerlerini ve polisi yolladı. Dozerler çoğu zaman evlerini yıktı. Seçim zamanlarında ise yollarını yaptı. Onlar da devletten beklentilerini başka bir güce, komiteye havale ettiler. Şimdi onlar devletle küsler. Komiteden beklediklerimizi devletten bekliyoruz. Devletten de bekliyoruz. Devlet bize yardım etmiyor. Komite gençlerimiz var. Yollarımızı dözer getirip paralarıyla düzlediyorlar. Suyumuza yardım ediyor. Yolumuza yardım ediyor. Her nöbete muhtar var. Muhtar gibi aynı komite. Küskünlerin adını daha önce hiç duymamıştık. Ama onlar vardılar ve üstelik çoktular. Gazi Mahallesi, Küçük Armutlu, Nişanca, Nurtepe ve 1 Mayıs Mahallesi. Ne zamanki kan, çatışma, ölüm ve gözyaşı televizyon ekranlarına yansıdı, onların da farkına varıldı. Dayak yedik. Adamlarımız kaç kişi öldü. Dayağımızı yedik. Her tarafımız zaten içeri götürdüler, attılar. Neyi kazandık? Bir ev için biz sanki bu Türkiye'nin insanı değiliz. Yıkımların ve ölümlerin intikamını alırcasına yüzlerini komitelere çevirdiler. Komite varoşların devleti, düzenin alternatifi oldu. Varoşlarda barikatı kuranlar küstükleri devlete karşı en uca savruldular. Komiteye, yani devleti silahla yıkmak isteyen radikal sol gruplara yöneldiler. O sol gruplar içinden varoşların iktidarına ise DEVSOL yerleşti. Bizler devrimciler olarak, devrimci sol olarak ve daha sonra parti cephe, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi olarak buralardaki insanların gecekonduların yapımından tutun savunulmasına, oradaki polisle işbirliği halindeki mafyacılardan hesap sormaya ve o insanların evleri yıkıldı, başlarına yıkıldıktan sonra da onları yaparak, yeniden bizzat emeğimizle, bizim de katkımızla yaparak onların sorunlarına sahip çıkmakla, onların en temel ihtiyaçları olan yol, su, elektrik gibi insan olarak insanca yaşamasını gerektiren tüm gereksinimler için onlarla birlikte olmuş, onlarla omuz omuz olmuştur. Kanlı eylemleriyle tanınan DEVSOL, işte böyle yasa dışı belediyecilikle sempati kazanmaya çalışıyor. İşgal edilen hazine arazilerine umutlar konduruluyor. Devrimci sol bu umutları devrim için atılmış adım kabul ediyor. 80'den bu yana 1 Mayıs Mahallesi'nden Ok Meydanı, Nurtepe, Gazi Mahallesi gibi gecekondu yerlerindeki tüm gecekondularda devrimci sol savaşçılarının kanı vardır her harcında.
Yani Dev Sol, o kanlı eylemleriyle sağladığı ününü gecekondularda garantili belediyecilik hizmetleriyle unutturmaya çalışıyor. Yeni bir kimlik edinmeye özen gösteriyor. Bu kimlik değişimine ise isim değişikliğiyle başlanmış. Dev Sol olan örgütün adı Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi olmuş. Ancak yeni adları eskisi kadar ünlü olmadığı için eski ad sık sık vurgulanıyor. Parti Cephe 1978'den bu yana Devrimci Sol ismiyle devam ettiği günden itibaren 600'e yakın şehit vermiştir. Devrimci Sol, silahlı sol gruplar içinde en kanlı eylemlere adını koyan bir örgüt olarak biliniyor. Örgütün ortaya çıkmasında da bu silaha yapılan vurgu öne çıkmış. 1978 yılında Devrimci Yol örgütünün bölünmesiyle Dev Sol ortaya çıktı. Devrimci Sol'un İstanbul'daki militanları Devrimci Yol'u pasif davranmakla eleştirdiler ve en hızlı silah çeken örgüt olarak ünlendiler. 12 Eylül öncesinde pek çok silahlı eylem gerçekleştirdiler. Bu eylemlerin en ses getireni eski Başbakan Nihat Erim ve MHP'li Gümrük eski Bakanı Günsazağ'ın öldürülmesi oldu. Ancak 12 Eylül'deki askeri darbeyle örgütün bütün yöneticileri yakalandı. O eylemlerden sonra sır olan örgüt bir gecede çökertilmişti. Devrimci Sol 12 Eylül 1980'den sonra bir darbe yemiştir. 12 Eylül sürece birlikte bir darbe yemiştir. Fakat Devrimci Sol hiçbir zaman fiziki olarak ortadan kalkmamıştır. İdeolojik olarak ve politik olarak ortadan kalkmamıştır. 12 Eylül sonrasında örgütün çökmesiyle birlikte dışarıda kalan az sayıdaki militan yurt dışına gitti. Lübnan'da kurulan bir kampta silahlı eğitim verildi. 1990'dan itibaren örgüt yeniden adını duyurmaya başladı. İçerideki militanlar hapisten çıkmış, örgüt biraz toparlanmıştı. Daha da önemlisi 1989'da örgütün lideri Dursun Karataş ve askeri sorumlu Bedri Yağan cezaevinden kaçtılar. Bu dönemde kan akmaya devam etti. MİT eski müsteşar yardımcısı Hiram Abbas, emekli korgeneral Hulusi Sayın, orgeneral Adnan Ersöz ve Deniz Kuvvetleri eski komutanı Kemal Kayacan ve pek çok polis, güvenlik görevlisi, savcı Dev Sol'un saldırılarıyla yaşamını yitirdi. Dev Sol için o lacivert polis üniforması kimin üstündeyse düşman oydu. Örgüt 1990-94 yılları arasında tam 74 polisi şehit etti. Bütün polislere, eğer onurlu, namuslu çalışmak, ekmek parası kazanmak istiyorsanız gidin simitçilik yapın ki sizi kimse hor görmez. Ama bu düzenin bekçiliğini yaptığınız müddetçe bizim hedefimiz olacaksınız diye uyarmıştık. Bu uyarılarımıza kulak asılmadığı noktada da biz cezalandırılması gereken tüm karşı güçleri, düşman güçlerini cezalandırmaktan çekinmeyeceğiz. Ancak 1991'den itibaren özellikle İstanbul polisi Dev Sol'a karşı etkin mücadele yürüttü. Arka arkaya yapılan baskınlarla örgütün yöneticileri ele geçirildi. Her defasında evler basılıyor, militanlarla çatışma yaşanıyordu. Bu dönemde Dev Sol'un 30'a yakın militanı ölü ele geçirildi. Öldürülenler arasında Karataş'ın eşi Sabahat Karataş da vardı. Kendi emniyetinizi alın. Gece üstteki uzandım nerede ben? Örgüt bu dönemde yeniden dağılma noktasına geldi. Polis Dev Sol'a karşı darbe üstüne darbe vururken örgüt de ikiye bölündü. Askeri kanadın şefi Bedri Yağan Almanya'da Karataş'ı liderlikten devirdi. Bütün yetki, silah ve paralar Yağan'ın eline geçti. Ancak bu durum uzun sürmedi. Karataş örgütü yeniden ele geçirdi ve eski örgüt arkadaşlarını bir bir ortadan kaldırttı. Hareketimizin içerisinde küçük burjuva unsurların darbe yapmak hevesleri kursaklarında kalmıştır. Onlar ihanet etmişlerdir ve ihanetlerin cezasını da adaletimize görmüşlerdir. Dev Sol ya da şimdiki kısa adıyla Parti Cephe, solun keskin sirkesi. Son 17 yılda adı ölümle birlikte anılan örgüt. Şimdi çağımız imaj devri.
Onlar da yeni adı ve imajıyla varoşlardan medet umuyor. Komite kuruyor, belediyecilik yapıyor. Ve gecekondulu artık komite belediyelerine, yani Devsol'a yanaşıyor. Peki neden? Bu sorunun yanıtını Devsol'u en iyi tanıyan gazeteci Kürşat Yılmaz veriyor. Devrimci solun bence en önemli özelliği ideolojisi, diğer sol gruplardan ayıran yanı da bu. Yani Mahir Çağ'ın tezlerini savunan bu grup şiddeti temel almıştır. Sistemi değiştirirken uygulayacağı yöntemi, bugünkü kanlı görüntüsünü bu ideolojisine borçludur. Zorun önemini vurguluyorlar, silahı ön plana çıkarıyorlar. Buna uygun da doğal olarak örgütlenmesi gerekir. Bu örgütlenme de mutlaka gizli olacaktır. Bu gizlilik, silahın ön plana çıkarılması, şiddetin ideoloji olması, onu bugünkü devrimci sol ya da son adıyla DHKPC görüntüsünü yansıtır. İdeolojisi bu olan, örgütlenme anlayışı bu olan Devsol hangi zemine dayanacaktır? Sistemle çelişkisi en yoğun olan, öğrenci gibi her zaman muhalif olmaya hazır, gecekonducu gibi zor durumdaki işçi, asgari ücretli memur, dayanmak istediği, dayanması gereken kendi mantığı içinde grup bunlardır. Bu gruplara dayanır ama öğrenci kesiminde eski gücü yok. Ama giderek gecekondulaşma, bu süreç içinde zabıtayla arazi mafyasının arasına sıkışmış kesimlere hitap etmeye de başladığı hissediliyor. Gecekondularda adı Devsol olur ya da fundamentalist başka bir grup olur. Çok farklı grup, marjinal gruplar olur. Zemin vardır, örgütler için zemin vardır. Devletin sahip çıkmadığı insanlar vardır. Bu özel konum içinde Devsol'un da yeri olacaktır. En azından buna çok çaba göstereceklerdir. O tabana ihtiyaçlar vardır. Çünkü Devsol'a silahlı insan lazımdır. Silahlı insanları da Nişantaşı'ndan, Bebek'ten bulamazlar. Dudullu'dan çıkacaktır, Ok Meydanı'ndan, Nurtepe'den çıkacaktır. Sanıyorum bir süre daha bu türden şeyler göreceğiz, yaşayacağız. Ama bunun çözümü pek de kısa vadede gözükmüyor. Aslında çözüm daha iyi ekonomi, daha çok demokrasi, daha çok demokrasi. Kentin dağları, gecekondular, varoşlar. O dağlarda bir şeyler oluyor. Ciddi bir şeyler. Varoşlar kente küsüyor. Varoşlar kendi kanunlarıyla yaşamaya başlıyor. Varoşlar yanıyor. O dağlarda ateşin üstüne ateşle gidenler yangını körüklüyor. Oysa yangın sönmek için su bekliyor. Varoşlar su bekliyor. Çok basit bir gerçek var. İnsanların emeklerinin karşılığını aldıkları, mutlu oldukları, yani insanca yaşadıkları ortamda terör denilen bela yok. Hep söylenir, biz de söyleyelim. Çözüm bataklığı kurutmakta.